Canan. Diyorum bu Altay'ın da yaşı falan geldi artık. Yandaki köyde helal süt emmiş bir kız bulup ev verelim gitsin bunu. Ne dersin? Kız ne oluyorsunuz siz? Bütün gece önce Yağmur'la kavga ettiniz, sonra 40 mevlidindeki gibi süzüldünüz. Bir şey yok ya. Sabah tartıştık, onun devamı. Babası geliyor diye delenmişti yine. Sorun Yağmur değil. Kocan geliyor. Haklısın tabii. Kaç yıldır aynı yatakta yatmadığın adam. Kız unuttun mu o işleri? Boşanacağımı söyleyeceğim gelince. Aman gelmişken kaçırma ha. Böyle yapış yakasına hatta. Çünkü bir sonraki mülakat bir sonraki seneye. Ciddi misin sen? Yapacağım yani. Bu sefer yapacağım. Yap kız. Fıstık gibi kadınsın. Ben de yarından itibaren yeni adam bakmaya başlıyorum. İkinciyi ben bulacağım, karışım. Yağmur acaba ondan mı surat yapıyor sana? Yok ya. Ofis bakmış bana yine. Sabah onu gösterdi. Ben de acele etmeyelim deyince işte. Delirdi, fırladı gitti evden. Deli manyak. Aynı babası. Kararlı, gözü kara. Hoş zaten bana benzeyeceğine babasına benzesin, baksana. Sözlüğe kalkacak öğrenci gibi bekliyorum Selim'i. Vallahi orada dur bakalım Canancığım. Kızım, daha ben oje rengime karar veremiyordum. Sen avukat olacağım diye tutturdun. Ya babam izin vermedi. Çıktın gittin İstanbul'da okudun. Para almadın, çalıştın. Okul bitmeden evlendin. Kucağında Yağmur'la dereceyle mezun oldun. Ama bu Selim ne zaman cümle içinde geçse senin ayarların bozuluyor. Kuzum, Yağmur babasına değil, senin o 18 yaşındaki haline benziyor. Hadi asma o güzel suratını artık. Hadi ver şunları yerleştir. T harfi biraz büyük olmadı mı? Yo, iyi ya. Şurası biraz yamuk oldu. Ablamla küs müsünüz? Bilmiyorum, o bana küs galiba. Ne aldınız bana? İşte pasta. Ya. Ne? Kocaman insan oldun artık. Çalış kazan kendin al. Oo, işine gelince 15 yaşındasın, gece çıkamazsın. Gelmeyince koca adam oldum. Ha, iyi vallahi. Ne çabuk büyüyorsunuz siz ya. Günaydın. Günaydın. Teyzenlere yardıma gideceğiz. Sahile inmeyin. Metin abartmış yine. Akşam parti dediler. Sürü süsleme falan almış. Ne oluyor be? Çok güzel. İyi. Ben de bir kahvaltımı yapayım. Yardım ederim. Tamam. Anne. Hı. Babamı aradım, açmadı. Yoldadır değil mi? Hı hı. Söyle Yağmurcuğum, söyle. İçinde kalmasın. Yok, ben bir şey söylemeyeyim. Çünkü negatif basıyorum. Sonra anne oğul söylediklerim hoşunuza gitmiyor. Bakalım gelince ne diyeceksin artık? Merhaba derim. Tamam mı? Ben ararım babanı. Tamam. Hayırlı günler kardeş. Organize şube. Şahsi devre almaya geldik. Anlaşıldı komiserim. Aşağıdaki arkadaşa da bilgiyi verdik. Var mı söyleyeceğin bir şey bize? Bu kapının kartı. Tamamdır, teşekkürler. İyi nöbetler. Genç. Kalk, hadi. Al eşyanı, gidiyoruz. Ya biz salın beni ya. Yat, kalk. Nereye kadar ya? Daha yeni gelmedik mi biz buraya? Nereye gidiyoruz? Hadi, acele et, hadi. Siz kimsiniz arkadaşım? Organize şube. Bir durum oluştu da naklini yapacağız. Savcının emri var. Savcı nerede? Kendi söyledi. Ben nereye, sen oraya dedi. O gelsin öyle. Hadi aslan, oyalama bizi. Savcıya götürüyoruz zaten seni. Sorarsın yüz yüze nedir ne değildir. Hadi. Hoş geldiniz. Kapıdaki memurlar nerede? Diğer memur arkadaşlar gelince ayrıldılar. Diğer memur arkadaşlar? Bilmiyorum. Avlar, bir kimlik görebilir miyim ya? Tedbir amaçlı. Eyvallah. İlker amirim. Bu çocuğun oteldeki güvenlik memurlarını siz mi değiştirdiniz ya? Kimse yok burada. Tamam, bekliyorum. İnşallah daha kalite bir yere gidiyoruzdur ha. Bak, bu yatağa benziyor ama vallahi billahi Allah seni inandırsın. Değil. İnan değil. Sabaha kadar ne kabuslar gördüm, ne kabuslar gördüm ya. Bu askerlik böyle bitmez. Orada onu beni, buradan o beni. Lan perişan olup be kardeşim. Ya asansör diye hayırlı bir icat vardı. Nereye koşturuyoruz biz? Yerimizi mi öğrendiler? Ne oluyor? Tedbir amaçlı arka kapıdan çıkıyoruz. Yürü. Söyle amirim. Selim benim. Canan. Geliyorsun değil mi? Altay'ın doğum günü bugün. Canancığım, ben seni sonra arayayım ya. Şu an hiç konuşacak durumda değilim. Çocuk bir haftadır babam gelecek diye hevesleniyor. Mesaj atıyorum, cevap bile yazmıyorsun. Canancığım, gerçekten sırası değil ya. Ben arayayım sonra seni ha. Ne zaman sıra gelecek bize? Ya ne büyüdü babacığım olay. Altı üstü bir kalem sakladık şehzadenin eline ya. Bir koşturmacanın içindeyim lan. Neyi soruyorsun ya? Tabii. Tabii sürekli koş sen. Arada bir dur, bir nefes al ama. Belki beynine oksijen gider, bir ailen olduğunu hatırlarsın. Ya bunlar nasıl laflar Allah aşkına, nasıl laflar ya? 1000 tane şeyle uğraşıyorum Canan. 1000 tane şeyle uğraşıyorum ya. Senin derdin nedir? Ha? Derdin ne senin ya? Selim, duyuyor musun? Kapa telefonu Canan. Savcı seni bekliyor dedin değil mi? Nerede bekliyor savcı beni? Gidince görürsün. Araçta telsiz yok. Polis arabası değil mi bu? Bakımda. Hı. Eyvallah. Araç beyaz sedan. Tekrar ediyorum, araç beyaz sedan. Unkapanı yönünden Karaköy istikametine doğru fiziki takipteyim. Ekiplere haber verin, önünü kessinler. Dur be Canan, dur be Canan. Geç. Birader. Az cam açalım. Nefes alamıyoruz. Benim taraf iptal. Çalışmıyor. Abi. Tamam. Açmayın, ne yapalım? Siz hangi şubedendiniz ağalar? Hangi organizeydi bu? Oğlum bir sus. Ne çok soru soruyorsun sen ya? Ya konuşuyorum çünkü... yalan söylüyorsunuz bana. Buraya gel. Bas. Dur lan dur. Bırak beni lan. Lan bırak. Kapat. Sıkarım. Otur yere, rahat dur biraz. Siz kimsiniz lan? Ha? Selçuk Taşkın var ya. Kan alacak sizden, kan. Onu bilin de öyle eylem yapın. Konuşma. Dizine sıkarım. Buyurun uzak. Bas. Geldi bas. Çek sağa. Hızlı bas. Çekil lan! Yavaş. Savcı Selim Kara. Sayın savcım, bir yanlış anlaşılma olacak. Sok ulan o kimliği cebine. Şöyle yapıyoruz. Siz çocuğu bırakıyorsunuz, sağ salim dışarı çıkıyor çocuk. Ben alıyorum, gidiyorum. Ya da devletin savcısına mukavemet gösteriyorsunuz. Kimin gücü kime yeterse. Anlaştık mı? Ha? Kararınızı verin. Bırak çocuğu insin. Nasıl? Bırak dedim. Tamam, gel. Abi, bırak dedim. Savcı. Halil Şahin'in çakalları bunlar. Anlamayacak mısın? Savcı kaçıyor kansızlar. Savcıyı takip etmeyecek misin bunları sen? Araç beyaz sedan 34 Lüleburgaz Silivri 8050 Galata Köprü çıkışına doğru gidiyorlar. Çocuk benle güvende, tamam. Tamam. Sen geç arabaya. Ha? Arabaya geç, arabaya. Efendim Canan ya. Ne oldu? Ben boşanmak istiyorum. Ne? Bitti Selim. Ben gelince yüz yüze konuşuruz diye düşündüm ama yok yani. Durum bu. Bir dakika dur, ne diyorsun ya? Ya önünü arkasını düşünmeden ne konuşuyorsun? Ben söyleyeceğimi söyledim, tamam. Hoşça kal. Canan bir dakika, bir dakika dur, öyle olmaz hemen. Ne anlatıyorsun? Dur bir dakika. Canan. Telefonumu kapattın bir de. Ulan bir de telefonum... Canancığım sen neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Allah aşkına neyi ispatlamaya çalışıyorsun ya? Ne boşanması Canancığım? Delirdin mi sen? Böyle olur mu ya? Sen bu akılları kimden alıyorsun? Kimin akılları bunlar bilmiyorum. Ama lütfen, lütfen bu ne cüret ya? Bu ne cüret ya? Boşanıyorum. Nasıl boşanıyorum öyle? Bunları konuşacağız. Şu an çok sinirliyim. Geldiğim zaman konuşacağız. Tamam. Konuşacağız. İyi misin ya savcı? Ya bu kadar ne günah işledik de biz böyle polisli operasyon çekiyorlar bize ya. Yalnız adam ne seviyormuş oğlunu. Bravo. Saygı duydum vallahi billahi. Bu işte bir yanlışlık var savcı. Böyle fırtına koparılacak mevzu değil. Polis mi söylemiş bizim yerimizi? Nereden öğrenmişler? Hayır, polise güvenemeyeceksek biz ne yapacağız? Nereye gideceğiz? Hiçbir fikrin yok. Allah'a emanet diyorsun. Canancığım sen neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Allah aşkına neyi ispatlamaya çalışıyorsun ya? Ne boşanması Canancığım? Delirdin mi sen? Böyle olur mu ya? Sen bu akılları kimden alıyorsun? Kimin akılları bunlar bilmiyorum. Ama lütfen, lütfen bu ne cüret ya? Bu ne cüret? İstanbul bitti sayın savcım. Nereye gidiyoruz? Bak telefonla kavga kıyamet konuştun. Eğer onunla ilgiliyse beni sal. Sonrasında buluşur görüşürüz ya. Yalnız bizim pederin ne kozu varsa sana karşı canını ortaya seriyorsun. Ya da sonunda büyük ikramiye mi var? Öyle mi diyelim? Ha savcım? İn lan arabadan. Ya savcım sen beni yanlış... İn lan arabadan. Bak sen beni yanlış... İn lan arabadan, in. Seninle mi uğraşacağım lan? Soytarı. Çık dışarı. Çık. Defol git lan. Yürü git. Yürü git. İstanbul'a gidiyorsun. Nereye gidiyorsun? Kapa kapıyı. Soytarı. Terbiyesiz herif. Ya savcım. Savcım. Savcım bekle savcım. Yolda çıt çıkarmayacaksın. Aynen. Çıt çıkmayacak dedin, biliyorum ama güneye gidiyoruz gibi geldi bana. Ona göre kıyafet falan çözerdim savcım. Aa bak şu ilerideki tesisten bir iki bir şey mi alsak acaba ya? Eyvallah, o da yok. Ya bari bir ihtiyaç molası versek savcım. İhtiyaç bu yani, ihtiyaç. Savcım. Hayırdır, ne yapıyorsun? Şimdi konuştuk ya. İyi tamam, ben markete gideceğim. Sen de ne yapıyorsan yap, 5 dakika sonra burada ol. Ne bakıyorsun ya? Ya para vermeyeceğim mi? Cüzdana el koydun, telefona el koydun. Ne yapacağım? Utandırıyorsun beni ya. Anasını ya. Al. 5 dakika sonra burada ol. Tamam. Çattık. Sayın müşteriler, meyve planında %15 indirim başlamıştır. Merhaba. Merhaba. Hediye paketi yapar mısınız? Tabii. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. İyi günlerde kullanın. Teşekkür ederim. Ne kadar? 100 lira. Kararınızı verdiniz mi? Tabii tabii. Verdim, kararım çok oluyor. Filtre kahveli nasıl? Güzel mi? Tabii. Sizin kadar güzelse içerim, kesin içerim. İsminiz? Siz hiç zahmet etmeyin ya. Halledeyim ben. Hem de böylelikle İsmimi benim ellerimden öğrenmiş olursunuz. Ne yapıyorsun oğlum sen? Alayım mı sana da? Kahve güzel, güzel kahvesi var. Oğlum ne yapıyorsun lan burada? Babanız bir şey alır mı? Aşk olsun ama kırılıyorum ya. Azıcık benzerlik olsa yani şu kadar. Anlayacağım da. Yürü lan. Bir bana bak. Şu kadarcık benzerliğimiz yok. Çok... Yürü lan. Sen bir daha bak. Neyse bir dahakine görüşürüz artık. Savcı. Ya itip kalktın yeter savcı, espri yaptım, espri. Ulan sen neden galak adamsın lan? Hala mal dolaşıyorsun içeride oğlum, manyak mısın sen ya? Ya şu olayın ciddiyetinin bir farkına var ya. Ben seni eskaza orada görmemiş olsam adamlar seni dağ başına kaldıracak, kafanı gözünü patlatacak, hala orada yatıyor olacaksın ya. Ya biraz insanın bir duygu sıralaması olur, bir muhakemesi olur ya. Senin şu anda korkman gerekiyor kardeşim. Sen korkacaksın şu an, tedirgin olacaksın. Sen ne yapıyorsun? Tavuk gibi dolaşıyorsun buralarda ya. Ya ben ne yapayım ya? Sen... Ya benim aldığım nefesi nereden biliyorsun sen ya? Ha? Ben eğer bir şeyleri ciddiye alırsam bilekleri kesmek icap edecek. Önce sen paketledin beni. Sonra sabahki kurnazlar paketledi. Kim ne istiyor belli değil. Soru soruyoruz, cevabı yok. Ben dalgaya vurmayayım da ne yapayım savcım? Ha? Daha nereye gidiyoruz bana onu bile söylemedin ya. Nereye gidiyoruz onu mu öğrenmek istiyorsun? Evet, ben onu öğrenmek istiyorum. Nereye gidiyoruz? Çeşme'ye gidiyoruz, ailemin yanına gidiyoruz. Oğlumun doğum günü var. Oğlan mı? Allah bağışlasın, hediye falan da almışsın tabii. Aldım. Savcım dur 2 dakika binme arabaya. Bizim peder de hiç kaçırmazdı doğum günlerimi. Öyle hediyeler alırdı ki bunlar şuncacık çocuğa alınır mı dedirtirdi herkese. Günah çok olunca telafisi hafifli hediye tabii. Savcım seninki de sanki biraz telafi şekli biraz sanki ha. O hesap. Neyse. Sustum tamam. Yok yok susma. Anlat yani. Ne demek istiyorsun? Ya işte yani. Sende de bizim pederin ailesini ihmal eden adam bakışından var. Önce telefonda kavga. Sonra aniden ailenin yanına direksiyon kırma. Ne bileyim yolda belde böyle hediye falan toparlamaca. Bunların hepsini birleştirince aklıma bu geldi yani. O kadar. Tebessüm ettin ya savcım sonunda ya. O suyun biri fazla mı? Daha fazla sana aldım zaten. Evet. Hadi geç. Yanlış anlama. Ailedir, kavgalar olur. Bizim peder de çok kavgacıydı. Araya 8 sene 4 duvar girdi. Gördün işte hala aynı. Hani böyle döverek sever derler ya. Bizim pederi tarif etmişler. Ama doğum günlerimi çatlamazdı. Affetmezdi. 2 eli kanda olsa böyle görünürdü bir yani. Kesin. Deli deli sürprizler yapardı. En son 12. yaş günüm. Unutulmaz. Aynı gün Selçuk Taşkın'ı aldılar çünkü. Babamı. Neyse büyük sürprizi bekliyorum. Sürpriz ayrı, hediye ayrı bu arada ha. Öyleli. Çocuğum ya. Önüme ne koydu bil. Dansöz. Dansöz ya. Dansöz ya 12 yaşında adama yapılacak sürpriz mi bu savcım? Bir de aynı gün aldılar pederi. Vay arkadaş. Tımarhanede büyümüşüz resmen. Resmen tımarhanede büyümüşüz. Başka bir açıklaması yok bunun. Sen nereden biliyorsun o günü? Savcım. Hadi gidelim. Az biraz daha yolumuz kaldı. Oyalanmayalım. Anne hadi gelsene fotoğraf çekiyoruz. Dırı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. 14 yaşında Laura Dekker. Dünyayı dolaşıyor bak kendi teknesiyle. 14 yaşındayken ya olacak şey mi? Düşün artık sen. Anne. Hoş geldiniz. Böyle yapıyoruz. Hoş geldin. Hoş buldum. Dans eden normalde bizimkiler oluyor ama annem koşuşturduğu için olamıyor. Neyse ki. Evet. Herkesten önce böyle ortaya atlayıp deli gibi dans eden birilerini hatırlattılar bana da. Aynı şey değil. Ben 18 yaşındayım. Onlarsa yaşlı. Naz. Madem annen ortada yok mutfak işlerinde, o zaman ben de seninle dans ediyorum. Hadi baba, hayır, ne yapıyorsun? Kızımla dans edeceğim, ne var ya? Hadi yürü, 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 yürü. Büyük konuşmanın sonu bu Naz. Bravo enişte. Ayaklarını uydur, uydur, uydur. Heh. Selam. Ha. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tamam anne. Ondan sonra hep seninle dans edeceğim. Anne kalsın. Burası sizin ev mi Sabri? Kimse yok burada, bomboş. Doğum günü teyzesinde. Ben şimdi bir saat gidiyorum. Sen arabada kalıyorsun, tamam? Arabadan da inmiyorsun. Kimsin sen Sabri? Sır küpüm diyorsun yani. Savcı böyle bir şey demek ki. Aslan babam be, biliyordum geleceğini. Dur lan dur, manyak deliriz, dur dur. Ne haber? İyi sen? İyi, iyi ki doğdun. Sağ ol, sen de iyi ki geldin. Pastayı kaçırdın ama olsun ya. Olsun. Olsun. Sayın savcım, hoş geldin ya. Vay Metin, ne haber? İyi senden. Ne yapıyorsun? İyi, çok iyi gördüm seni, formdasın. Oğlum biz seninle böyle doğuştan genç değiliz ki. Ha? Azıcık bakacağız kendimize. Hemen nerede? Buralardadır ya. Hoş geldin enişte, özledik vallahi. Oo Nazcığım, ben de özledim ya. Yağmur. Hoş geldin. Oo. Hoş bulduk. Hoş geldin. Şaşırdım, beklemiyordum. Ben de biraz mecbur kaldım ama, değil mi? Bir de kız var ha. Vallahi hoş kızmış. Ha? Ha, o ben. Ne yaptıysan artık fotoğraflara bile koymamışlar seni. Silmişler, atmışlar. Hayatlarından çıkarmışlar seni. Ne halt dediysen artık. Of. Ay biz bu adamla haybeye uğraşıyoruz vallahi iz bulacağız diye ya. Yukarı bakalım bir de. Biz içeride biraz konuşalım mı? Ne konuşacağız ya? İçeride biraz konuşalım mı? Baba, senin hediyeni ilk önce açıyorum. Bakalım beğenecek misin? Sağ ol babaya. Sağ ol babaya mı? Ne oldu, beğenmedin mi oğlum? Sen futbol sevmiyor muydun ya? Olur mu baba? Çok güzel forma, hiç problem yok. Tabii tabii. Altay'ın başka bir takımı tutması dışında bir problem yok, evet. Nasıl başka bir takım? Oğlum biz seninle Galatasaray maçlarına gidiyorduk. 6 yaşındayken. Önemi yok artık abla, anmış. Biz İzmir'e taşındıktan sonra Göztepeli oldu Altay. Metin eniştesinin takımını tutmayı tercih etti. Ama tabii senin bunları bilmemen normal. Soğuk oldu ya anne. Ben bir gideyim eve, üstüme bir şey alayım. Neyse ya. Altaycığım. Efendim? Sen bizi için bir şeyler kapsın mı? Yok yok dur, siz baba oğul hasret giderin. Sen açsındır. Yok aç değilim ben. İçecek bir şey getireyim o zaman ben sana. Nasılsın? Geç kaldık anne, bitmedi hazırlığın ya. Klinikten kaça çıktım, haberin var mı? Rekor sürede hazırlandım. Bak bakayım alnımda iğne izi kalmış mı? Merak etme, bir yere kaçmıyor Yağmur. Ne ilgisi var anne şimdi Yağmur'la? Çok ilgisi var. O kadar meraklı olma oğlum. Bırak biraz o senin peşinden koşsun. Zaten bu yaşta senelerce ilişkide ne oluyor ben hiç anlamıyorum. Anne başladın yine ya. Güzellik, nereye? Ah, üşüdüm, üstüme bir şey alıp döneceğim. Hoş geldiniz Serap abla. Buyurun siz. Sen iyi misin? Geleyim ben de seninle. İyiyim iyiyim Kaan, üstüme bir şey alıp döneceğim. Tamam olsun, geleyim. Israr etmesen mi acaba Kaan'cığım? Belki yalnız kalmak istiyordur Yağmur. Sen bilirsin. Gel istersen. Tamam geleyim. Görüşürüz Serap abla. Ay. Selamlar. Nasılsınız? Sağ olun Serap. Merhaba. İyi akşamlar. Merhabalar. Nasılsınız? İyi akşamlar. Ah. Neredesin sen ya? Kusura bakmayın, geciktim. Gelmez dedik artık. Çok yoğun bu aralar. Evler satılıyor işte değil mi? Aman kimsenin bir şey aldığı yok. Her gün 10 kişiye ev gösteriyorum. Çok güzelmiş deyip gidiyorlar. Bıktım. Deme be. Ne güzel olmuş burası Metin. İşte elimizden geleni yaptık ya. Bilirsin keyifli ortam yaratmayı. Ya, Emel daha çok uğraştı. Emel şanslı kadın. Aa, Serap abla hoş geldin. Hoş bulduk canım. Baba ya, Yağmur gördün mü? Yok. Kaan'la eve kadar gittiler Nazcığım. Ha. Resmen beni ekip gittiler yani. Neyse baba ben çıktım. Git hadi git. İçkiler nerede Metin? Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.